Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Çevre konusu çok hassas bir konudur ve bu konuda hassas olmak için siyasetçi olmaya ve milletvekili olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterlidir. Tabii bu konuyla ilgili biraz ben de çevre komisyonu üyesi olarak biraz yetkililerden bilgi aldım. Kocaeli ve Marmara Denizi ile ilgili neler yapıyoruz diye. Marmara Denizi kıyılarında yoğunlaşan kentleşme, kara ve denizde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, kıyı bölgelerinin sunduğu imkanlar nedeniyle hızla artan endüstriyel faaliyetler, deniz taşımacılığı, iç bölgesel nehir ve dereler vasıtasıyla gelen tarımsal, evsel ve endüstriyel kirlilik gibi çeşitli kaynaklardan kirlenmeye maruz kalmaktadır. Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği kapsamında Marmara Denizi'nin kıyısı olan 141 yüzme suyu alanında numune alınmış. Bunların bir kısmı iyi çıkmış, bir kısmı orta çıkmış, bir kısmı da kötü sınıf kategorisinde yer almıştır. Bakanlığımızın müşterisi olduğu TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen deniz ve kıyı suları kalite durumlarının belirlenmesi ve sınıflandırılması projesi olan DEKOS, Marmara Denizi'nde 22 su yönetim birimi belirlenmiştir. Marmara Denizi ekolojik durum değerlendirmesi haritasında özellikle Gebze, Küçükçekmece bölgelerinin kötü kalite sınıfında, İzmit Körfezi, İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışı ve Bandırma Körfezi'nin zayıf kalite sınıfında olduğunu belirtmiştir. Yani Çevre Bakanlığı'ndan aldığım bilgiler bunlar. Tabii bu raporlarda bir takım şeylerin, bir takım çalışmaların yapıldığı ortaya çıkıyor ama yeterli olmadığı gözüküyor. Ancak bu raporlardan çıkan başka bir sonuçta Marmara Denizi'nin ciddi boyutlarda kirlendiğini ve müdahale etmemiz gerektiğini gösteriyor. Kocaeli özeline gelince de bugün Google'a girdiğinizde iki denizi, dağı ve gölü olan şehir hangisidir diye yazdığınızda dünyada Kocaeli çıkıyor saygıdeğer milletvekilleri. Peki bu neyi gösteriyor? Kocaeli bir doğa cenneti. Peki biz bu doğa cennetini iyi değerlendirebiliyor muyuz? Acaba biz bununla ilgili gerekeni yapıyor muyuz? Maalesef hepimizin bildiği yeterli değil. Maalesef yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bugün sayın vekilimizin söylediği çok şeye katılıyorum. Ama onun dışında da eğer bu kadar iki denizi, gölü ve dağı olan bir şehirde eğer yaz veya kış olimpiyatları yapılmıyorsa bu da ayrıyeten bir soru işareti. Çünkü buna imkanımız var. Kocaeli Belediyesi'nin bütçesi birçok bakanlıktan da üstte yukarıda. Bunu rahatlıkla yapabiliriz ama bu vizyon meselesi, misyon meselesi maalesef 13-14 yıldır yöneten arkadaşlarımızın böyle bir vizyonu maalesef ki yok. Tabii metro konusuna gelince de katılıyorum Sayın Akar'a. Kocaeli 2 milyona yaklaştı ve inanın arabalar yürümüyor, trafik çok sıkıştı. Bir metroya ihtiyacımız var. Tabii orada 11 tane milletvekiliyiz. Parti ayrımı yapmadan bu konuyu hep beraber çalışıp bakanlığımızdan, başbakanlığımızdan bunu istememiz lazım ve yapmamız gerekiyor. Buna da katılıyorum. Bu yüzden CHP'nin verdiği meclis araştırması önergesini destekliyorum ve lehte oy kullanacağımızı belirtiyorum. Teşekkür ederim.